Orta çağda ticaret kervanları Çin'in Yon kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirdi. Burada ikiye ayrılan yollar biriyle Afganistan ovalarından Hazar denizine, diğeri ile de Karakum dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırdı. Anadolu'dan deniz yoluyla veya Trakya üzerinden karayoluyla Avrupa'ya giderdi. Yukarıda söz edilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Çin'den gelen ipeğin taşındığı önemli yolumuz, önemli ticaret yolumuz İpek yoludur. Ki burada Kral yolu bulunduğu alan itibariyle Manisa kısmında bitiyor. Baharat yolu Hindistan kısmı dikkate alınabilir. Sibirya yolu daha kuzeyde kalıyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Batı Asya'dan Karadeniz'e ve Yakın Doğu ülkelerine karayolu ile yük taşınıyordu. 14 400'lü yıllarda Moğol İmparatorluğu'nun dağılması ile ticaret yollarında güvenlik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine Arap ve Hintli tüccarlar yüklerini deniz yolu ile Kızıldeniz'deki limanlara taşıttılar. Kızıldeniz'e gelen yükler karadan Mısır ve Suriye'nin Akdeniz'deki limanlarından Avrupa'ya taşınırdı. Yukarıda söz edilen tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Hindistan gibi ülkelerden gelen baharat ve bunlara bağlı birçok ürünün taşınması baharat yoluyla e, özdeşleşebilir. Yani yukarıda bilgisi verilen e, ticaret yolumuz baharat yoludur. Ki pek yolu dediğimiz gibi e, Çin'den geliyordu. Daha önceki sorularda da belirtmiştik. Kral yolu özellikle ticaret anlamında e, Manisa Ege'ye gelen bir e, durumda karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 15. yüzyılın sonlarında başlayıp, 16. yüzyılın sonlarına kadar devam eden Avrupalıların dünyada yeni yerler bulma girişimiyle aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmıştır? Avrupalıların dünyada yeni yerler keşfetmek için ortaya attığı ve başladığı coğrafi keşifleri dikkate alabiliriz. Bu önemli bir noktaydı ve yeni yerler keşfedildi. Coğrafi keşiflerle birlikte buna bağlı yeni dünya göçleri ortaya çıkmış oldu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi keşifler özellikle dünyadaki önemli ticaret yollarının Türk-İslam devletlerinin kontrolünde olması ve Avrupalı ülkelerin bu alanlara bağımlılığı azaltmak yani bu ticaret yollarına bağımlılığı azaltmak için yeni yollar keşfetmeye çıkmasıyla alakalıdır. O yüzden burada temel sebep olarak biz D şıkkını alıyoruz Tabii pusulanın icadı e, deniz yoluyla e, seyahatin önünü açtı ya da bunu daha da kolaylaştırdı. Harita, gemi teknolojileri, e, yeni pazar bulma çabası gibi durumlar var. Ama temel sebep dediği için yani bunların ilk e, ortaya çıkış sebepleri e, İpek ve Baharat yolları gibi önemli ticaret yollarının Türk İslam devletlerinin kontrolünde olması ve bağımlılığı azaltmak adına böyle bir gelişimin olması değişikliği doğru cevabımız oldu. 15. ve 16. yüzyılda İpek ve Baharat yolları sayesinde Akdeniz'e kıyısı olan ülke ve limanların ekonomik yapısı çok güçlüydü. Ancak Akdeniz ticaretinin Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmesi Avrupalıların yeni ticaret yolları aramasına yol açtı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin keşfiyle Akdeniz ticaretinin önemini kaybettiğini söylenebilir. Kolomb'un sürekli batıya giderek Amerika kıtasına ulaşması ki bunun Akdeniz limanlarıyla bir alakası yok. Magellan'ın dünyayı dolaşması yine alakalı değil. İspanyolların Güney Amerika'ya ulaşması yine Akdeniz e, ticaretiyle alakalı bir durum yok. İngilizlerin Kuzey Amerika'ya ulaşması yine Akdeniz ticaretiyle bir alakası yok. Vasco da Gama'nın Ümit Burnu'nu kullanarak Hindistan'a ulaşması ki Ümit Burnu'yla birlikte Akdeniz'e girmeden ne yaptı? Güneyden Güney Afrika'nın uç kısmından devam ederek Hindistan'a ulaştı. Bu da o güzergahın kullanılmasını e, ki ne yaptı? Azalttı. E, bu da e, buna etki eden en önemli faktör oldu. Çünkü farklı bir yol bulunmuş oldu. Akdeniz'den başka Akdeniz'in bulunduğu limanlardan başka. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen boğazlardan hangisi coğrafi keşiflerden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Burada Magellan Boğazı Güney Amerika kısmında yer almakta ve oraların keşfiyle birlikte bu boğazın kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz biliriz. Babil Mendep ki e, özellik olarak bakıldığında Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na açılan e, bir boğazımızdı. Dover Kuzeybatı Avrupa'da bulunuyordu. Malakka, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin bulunduğu alanda Hürmüz'de Bastrak Körfezi'nden çıkıyordu. Ama coğrafi keşiflerle özellikle arkadaşlar dediğimiz gibi Amerika buna bağlı Magellan e, boğazının e, kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafi keşifler sonucunda yeni bulunan ticaret yolları nedeniyle Akdeniz ticareti önemini yitirmiştir. İpek ve baharat yolları ile Avrupa'ya taşınan yüklerin büyük bölümü yeni ticaret yolları ile taşınmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisiyle Akdeniz ticareti tekrar canlanmıştır. Özellikle Akdeniz'in ticaret olarak coğrafi keşiflerden sonra canlanması Süveyş kanalının açılmasıyla gerçekleşmiştir. Çünkü burada Süveyş kanalının açılması yolu oldukça fazla kısaltmıştır deniz yoluyla özellikle en kestirme yoldan gitmek için Süveyş kanalından Kızıldeniz oradan Babil Hint okyanusuna açılmak daha mantıklıydı. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı yani Süveyş kanalının açılması olduğunu söyleyebiliriz. Orta Doğu petrolleri Basra körfezine getirildikten sonra ilk hangi boğazdan geçerek diğer ülkelere ulaşır? Basra körfezinden çıkmak için kullandığımız boğaz Hürmüz Boğazı'dır. Babül Mendeb Kızıl Deniz Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı Kızıl Deniz Akdeniz bağlantısı, Malakka ki Hint Okyanusu'ndan Japonya'ya gitmek için Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin bulunduğu alanda yer alan Dover Kuzeybatı Avrupa ki burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralandırılarak gösterilen su yollarından hangileri insanlar tarafından açılmıştır? Biz su yollarını doğal olan boğazlar, ve yapay olan kanallar şeklinde ikiye ayırıyoruz. Dünya üzerinde bulunan arkadaşlar Panama kanalı, Süveyş kanalı, Korint kanalı ve Kiel kanalı olmak üzere beşeri unsurları örneklendirdiğimiz kanallar olarak söyleyebiliriz. Burada da bir numarada verilen Panama kanalı, üç numarada verilen Süveyş kanalı insanlar tarafından açılmış beşeri unsurlara bağlı olarak gerçekleşen su yollarına örnektir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yine burada Magellan ve Cebel Tarı da görmekteyiz. Onlar Boğaz olarak karşımıza çıkıyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. İnternet üzerinden satış yapan bir firma ürünlerini Çin'in doğusunda bulunan bir limandan gemiye yükleyip Mersin limanına getirmektedir. Buradan da ürünleri ülke içerisinde dağıtmaktadır. Buna göre Çin'den Mersin'e en kısa yoldan gelen gemi sırasıyla aşağıdaki su yollarının hangilerinden geçecektir? Çin'den yola çıktı. Öncelikle Malakka Boğazı'ndan geçecektir. Malakka Boğazı arkadaşlar özellikle Endonezya, Malezya gibi ülkelerin bulunduğu alanda Hint Okyanusu'nu Çin, Japonya gibi alanlara bağlıyor. O zaman C ile E'yi eledik. Daha sonra buradan devam etti Hint Okyanusu'na ve Kızıl Denize girmesi gerekiyor. Kızıl Denize girmesi için ilk olarak Babül Mendep'i kullanması gerekir. Hürmüz Basra Körfezi, Süveyş daha sonra kullanacağı önemli bir kanal. Ve Kızıl Denize girdi Babül Mendep yardımıyla. Kızıl Denizde devam etti. Akdeniz'e geçmesi için Süveyş kanalını kullanması gerekiyor ki Kızıl Denize Akdeniz'e bağlayan Süveyş kanalı oradan da Mersin'e ulaşacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Coğrafi keşifleri ilk başlatan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi keşifleri ilk başlatan ülkeler İspanya ve Portekiz'dir. Ki burada da şöyle bir özellik söyleyebiliriz ee, ki şu an Güney Amerika'da bulunan birçok ülkede dil olarak İspanyolca kullanılıyor. Yani bunların o alanlara gidip e, işte İspanyolca e, kullanımı kısmında e, ulaşması coğrafi keşifler anlamında İspanyolların ve Portekizlerin oldukça önemli olduğunu ve ilk başlatan kişiler olduğu kısmında bilgiyi hatırlatmış olduk. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Küresel köy kavramı 1960'lı yıllarda Kanadalı yazar Marshall McLuhan tarafından ortaya atılmıştır. Küresel köy kavramı ile mecazi anlama gelecek dünyanın küçük bir köy topluluğu olacağını ileri sürmüştür. Dünyanın her tarafında olan olayların birkaç yüz kişinin yaşadığı köydeki insanlar gibi bilgimiz olacağını savunmuştur. Buna göre Marshall M.C. öne sürdüğü küresel köyün ortaya çıkmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır. Ki ulaşım ve iletişim geliştikçe, teknoloji geliştikçe artık karşımızdaki kişilere daha kolay ulaşabiliyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde olan olayı saniyeler içerisinde sosyal medyada mesela duyabiliyoruz. Bu da küresel köy kavramının e, insanlara kolayca ulaşabilme kısmıyla mecazi bir anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. O zaman Elektronik iletişim ve hızlı ulaşımın yaygınlaşması, insanların olaylara saniyesinde vakıf olması, onları saniyesinde elde edebilmesi bununla alakalıdır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.